Selamlar gençler, ICT 2022 Mentorship serisinin 8. videosu olan Impulsif Fiyat Hareketi ve Market Piyasa çekilmesinin videosu ile karşınızdayım. Öncelikle bu videonun size ulaşmasını sağlayan ve Playfix borsalarına teşekkür ederim ve videoya geçmek isterim. Bu video, bu serinin, bu mentorship'in ay bir noktasındaki son videosu. Bundan sonraki noktada A2'ye geçeceğiz. Orada biraz daha psikolojiye odaklanacağız ve ay 3 ile beraber diğer konulara odaklanmaya devam edeceğiz. A2'de genellikle psikoloji üzerinde yürüyor olacak. Şimdi videoya geçersek geçmeden önce size öncelikle şunu söylemek istiyorum. Size sizin kafanızda şunu oturtmak istiyorum. Tüm öğrendiğimiz ordur bloklar onlar bunlar yani tüm bu yapıların bunlar bizim biri bir gözümüz, biri bir gözümüz olarak düşünün. İki tane gözünüz var. Tamam mı? Piyasaya baktığınızda iki tane gözünüz var. Fakat bu göz biraz bulanık. Biraz bulanık bakıyor etrafa. Bu gözü açacak şey zaman. Her zaman, zamanla beraber fiyat dengesini, o skalayı, o iç içe olan yapboz parçasını oturtmanız gerekiyor. Fiyatı incelerken zamana bakmanız gerekiyor. Zamanla beraber incelemeniz gerekiyor. Doğru zamanda doğru yerdeki yapıyı almanız, incelemeniz ve trade etmeniz gerekiyor. Zamanla alakalı birçok trik var. Size şu an oturup birçok trik sayabilirim. Yani hiç konuyla alakası olmayan e, belirli bir kill zondaki order blokların yine tekrar ileriki zamanda o kill zonda o order blok daha fazla saygı duyma eğiliminde olması gibi gibi. Size birçok bu noktada trik sunabilirim. Ki bunlara da ilerleyen konularda adım adım işliyor olacağız. Bugün konumuz açılışlar. Şu, bugün anlatacağım konuyu gün içerisindeki 3 zamana yayabilirsiniz. Londra açılışı ve New York açılışları ile beraber Midnight Open dediğimiz bir diğer adıyla True Day Open dediğimiz yapı. Şimdi nedir bu True Day Open dediğimiz yapı? Bunu size daha önce bir Notion'la anlattım. Tweetlerle de anlattım. Fakat size bunu bir video bazında da göstermek istiyorum. Bunu tek bir video çatısı altında da ileride anlatabilirim. Nedir bu Midnight Open? Şimdi New York saatine göre. Son kullandığımız zamanlara göre kış saatindeydi. Geçtiğimiz hafta Amerika yaz saatine geri döndü. Eksi 5'ti. Türkiye ile arasında 8 saat vardı. Şu an eksi 4'e indi ve 7 saat oldu. Biliyorsunuz ki biz geçmiş zamanda yaz ve kış saat uygulamasından çıkmıştık Türkiye olarak. Bu yüzden aramızdaki saat farkı 1 saat ileri 1 saat geri şekilde gidiyor. Şimdi baktığımız zaman True Day Open ya da New York Midnight Open dediğimiz şey Amerika New York bazında eksi 4 ekranın sağ altında görebildiğiniz şekilde ee, tam olarak gece yarısı çift sıfır çift sıfırı bir diğer adıyla 12 AM tarihini saatini bize söylediği an. O anki mum açılışı bizim için True Day Open'dır. Algoritmaların yenilendiği, yeni bir lig kitabına çıktığı saattir bizim için True Day Open. Bunu unutmayın. Bu piyasa algoritmalarla hareket eder. Ve bu algoritmaları biz New York saatine göre takip edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman bu gün içerisindeki 3 noktanın bir tanesi olan New York Midnight Open'ı inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Öncelikle günü günlük divider şeklinde çartımı ayırdım. Bu çartı incelediğimizde Haftalık açılış ve günlük açılışları burada görürsünüz. Bu da bir günlük açılış. Şimdi buradaki ilk mum olan, bakın açılıştaki ilk mumun açılışını ben New York Midnight Open olarak, True Day Open olarak işaretliyorum. Ve kenara doğru bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi çektiğim zaman, bu çizgi sizin için entry levelleri arayan ee, ve bunu bir zaman çizelgesi içerisinde inceleyen, gün içi özellikle scalperlar için çok önemli bir çizgidir. Bunu her zaman göz önünde bulundurun. Bunu, bu çizgiyi çekeceğiniz mumun Türkiye karşılığı ise saat 7'deki mumun açılışıdır. Fakat unutmayın çartınızı Türk saatiyle kullanmayın. Eksi 4 New York saatiyle kullanın. Şimdi gördüğünüz alanlarda True Day Open'u çizdik. True Day Open artık sizin ee, görselinizde var. Şimdi biz bu Trude yapını şu şekilde alıyoruz. Bu Trude yapının bir konsolidasyon içine doğduğunu düşünüyoruz. Tamam mı? Geçmiş zamandan hatırlıyorsunuzdur. Akümülasyon, manipülasyon ve distribution yani dağıtım evreleri bizim var. Bu Trude yapını bir manipülasyon içine doğduğunu düşünüyoruz. Ve New York saatiyle çift sıfır çift sıfır yani TDO Trude yapın ve saat 5 yine New York saatiyle 5 arasında bir manipülasyon beklentisine giriyoruz. Buraya doğru bir çizgi çekiyoruz. Ve fiyatın gün içerisinde gideceği noktanın veya o anki zaman çerçevesinde gideceği noktadan önce bu True de yapının veya Midnight Open'un üzerine veya altına sarkmasıyla beraber o alandaki likiteyi toplaması veya insanları fiyatın oraya gideceğine inandıracak bir likiteye sokmasının ardından tersine hareketini Algoritmanın bu hareketini algılıyoruz burada. Bu manipülasyonu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi sadece böyle değil fiyatın ilerleyen sürecinde de algoritmanın bu alana saygı duyacağını görüyoruz. O gün içerisinde özellikle buna algoritmanın saygı duyduğunu biz görüyoruz. Midnight Open çevresindeki order bloklar veya fiyat hareketlerini kesinlikle çizin, çizin ve günlük şekilde inceleyin. Gözünüze gerçekten o bulanık, bulanıklığı değiştirecek. Veya iki gözünüz çok iyi gördüğünüzü düşünüyorsanız size üçüncü bir göz verecektir. Şimdi burayı biraz inceleyelim. Basitçe ve hızlı bir şekilde konuyu algıladık. Neyin ne olduğunu öğrendik. İlerliyoruz. İlerlerken şunları çartınızda şimdi çizdik. Bakın gün açılmış. Fiyat altına sarkmış. Manipülasyonu yapmış. Bir konsolidasyon içine doğmuş New York Night Open. Algoritma yenilenmiş. Ve ardından yukarı. Fiyat gelmiş. Fiyat açılmış. Çizgimizi çektik. Saat bakın 5'e kadarlık olan kısımda özellikle manipülasyon tamamlanmış ve aşağı fiyat hareket etmiş. Bakın görüyoruz Fiyat açılmış bir konsolidasyon içine doğduğunu düşünüyoruz. Fiyat aşağı manipülasyonu yapmış. Ve ardından yukarı şekilde çıkmış. Ve yine replacement'ını e, bu alana vermiş. Bakın tam olarak fiyatın döndüğü alanı izleyin. Hemen ardından yukarı. Peki gelin bugünü inceleyelim. Size geçenlerde bir tweet atmıştım. Fiyat e, Hiçbir şekilde swing dalgalar bazında premium alanına uğramıyor. Ve e, açılışlar bazında ki buna benim için en önemlisi ve günün en başlangıcında olan New York Midnight Open dahi bir e, Judas Swing yapmıyor. Judas Swing nedir? Şu hareketi biz bu şekilde adlandırıyoruz. Judas yapmıyorsa ve devamlı bir şekilde bu hareketi yapmadan bu burada atıyorum bu düşüş yapmadan önce şöyle bir hareketle düşmüyorsa veya bunları yaptıktan sonra düşerken premium alanlara uğramıyorsa işte o günü biz gerçekten sert bir düşüş dalgası beklentisiyle izlememiz gerektiğini size tweetlerimde söylemiştim. Dediğim gibi bu alanları çizin, bu açılışları belirleyin, bunlara New York açılışlarını da ekleyin ve o scout gözünüzdeki zamanı oturtmaya başlayın. Gelecek videolarda zamanın derinliklerine çok daha fazla ineceğiz ve bu alanları inceleyeceğiz. Ee, bu videomuz bu kadardı. Bu alanları belirleyip istatistiğini ve kendi çarpımınızı eklemeyi unutmayın. Videonun açıklama kısmında bu videonun Notion dosyasını ve artı 100 adet daha Notion dosyasının içinde bulunduğu ücretsiz Discord grubuna katılabilirsiniz. Tekrar bu videonun size ulaşmasını sağlayan Simple Fix UK teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kartel hoş geldiniz. <laughs>